Alo. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar efendim, buyurun. Ben silah türünden arıyorum ben. Acaba sen sevgili bir sormayla. İsim neydi efendim? Abdullah efendim. Buyurun Abdullah Bey, sorunuzu alalım hocamıza. Hayırlı akşamlar. Hocam benim şöyle kalp sorunum var. Yaş 65. Evet. Kalpte bir sorun var. Ben şimdi yürüdüğüm zaman kalbim çarpıyor. Kalp yetmezliği vardı. Ben kardiyolojiye de gittim. Kalp yetmezliği vardı dediler. Bunun için bana bazı ilaçlardan tavsiyede bulundular. Ben bu ilaçları şey yaptığım halde şu anda kalpte bayağı bir sıkışma oluyor. Bazen ağır oluyor. Hayatta da sigara da içmedim. Bunun için bana ne önerirsiniz hocam? Sizin bilgilerinizi bekliyorum hocam. Hayırlı akşamlar diliyorum tekrar. Teşekkürler Abdullah Bey, yayınımıza bağlandığınız için. Hocamız birazdan yanıtlayacak sorunuzu. Evet. Abdullah Bey'in güzel bir sorusu vardı hocam. Evet, az önce bahsettiğim gibi kalp krizi bizim hiç istemediğimiz, hiç hastamızın karşılaşmamasını istediğim, karşılaşmamasını tercih ettiğimiz bir durum. Ve hastamızda olduğu gibi kalp krizi geçiriyor hastamız. Kalbi belli bir oranda hasar görüyor. Bu kaçınılmaz. Yani kalp krizi geçirip de hiç hasar almayan hastamız çok azdır. Yani ancak hastane içindeyken bir kalp krizi başlarsa o zaman hemen damarını açılmak suretiyle hasarsız atlatma şansı olur. Onun dışında şimdi İstanbul şartlarında düşünün, bir insanın kalp krizi belirtileri başladı. En hızlı bir şekilde 112'ye ulaştı. 112'den bir hastaneye gitti ki o hastanenin anjiyografi, acil anjiyografi, 24 saat boyunca damar açma işlemini yapabiliyor olması gerekiyor her şeyden önce. Evet. Aksi takdirde oradan da bir başka yere sevk edilmek durumunda. Yani 2 ila 3 saat bu işin damar açılmasına kadar geçen süre 2 ila 3 saat olduğunu farz edersek. Bu operasyonlarda da en önemli olan unsur zaten zaman değil mi hocam? Kesinlikle. Biz hani vakit nakittir cümlesinin denge olarak bizde de vakit kalptir. Vakit geçtikçe her dakika kalp hücrelerimiz o anda ölüyor. Yani öldükten sonra zaten bizim o damarı açmamız halinde bile orada bir canlanma olmuyor. Ne yazık ki. Yani şu çiçeği düşünün. Bu çiçekte 3 gün 5 gün su vermediğiniz takdirde sonradan suyu vermeniz bir işe yaramıyor. Kurumuş oluyor çiçek. Kalp için bu süre 3 gün 5 gün değil, 3-5 saat belki 6 saat gibi bir süre. Eğer bu süre boyunca damar açılmaz ise kalp kasları tamamen ölür. O bölgedeki o damarın beslediği kas dokusu faaliyetini durdurur. Ve hastamız bundan sonra o bölge çalışmaksızın hayatına devam eder. Dolayısıyla yarım performanslı bir kalple hayatına devam eder. Dolayısıyla da hastamızda olduğu gibi egzersiz yaptığı zaman, yürüyüş yaptığı zaman kalbin performansı o vücudun ihtiyacını, egzersiz sırasındaki ihtiyacını tam olarak karşılayamaz. Ve kalp bunu telafi etmek adına kuvvetli vurmak, çarpmak suretiyle, sık atmak suretiyle, nabız sayısını artırmak suretiyle bunu telafi etmeye çalışır ve hastamızda olduğu gibi çarpıntı şikayeti baş gösterir. Elbette erken dönemlerde bu hastamızda çarpıntı, nefes darlığı, yer yer göğüs ağrısı şeklindeki belirtiler geçici olur çoğunlukla. İlaçlarını düzgün kullanıp tedrici bir şekilde egzersizine devam ederse zaman içerisinde buna alışır. Çünkü demin söylediğim gibi kalp normal performansıyla çalışırken vücut hep ona alışmış. Ama bir kriz geçiriyor, kalbin fonksiyonları %50 azalıyor. Haliyle vücut bunu tolere edinceye kadar bir alışma periyodu var. Bu süreç 3 ay olabilir, 6 ay olabilir hastadan hastaya, hasarın ağırlığına göre değişebilir. Bazı hastalarımız ne yazık ki çok ağır hasar aldığı zaman kalbi bir daha asla şey olmuyor, eski performansına dönemiyor. Yani bu maalesef ağır krizlerde karşılaştığımız bir tablo. Hem krizin riski artıyor bu durumda, hem de sonrasında hastamızın normal hayatını sürdürme konusunda çeşitli güçlükleri oluyor. Evet.